Evet arkadaşlar, bugün sizleri Budapeşte'nin merkezinde bulunan Gülbaba Türbesi'ne götüreceğiz. Gülbaba, tasavvuf kollarından biri olan Bektaşi tarikatına mensup bir derviş idi. Budin şehrini fetheden Osmanlı ordusuna eşlik ederek Macar topraklarına ulaştı. Gülbaba hakkında çok az bilgiye sahibiz. Ancak Budin'in manevi gözcüsünün kişiliğini kuşatan birçok efsane bulunmaktadır. 1541 yılında vefat ettiği, ardından Budin'in kuzey kesimindeki tepelerden birine defnedildiği ve kabrinin üzerine Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından 1543-1548 yılları arasında bir türbe inşa ettirildiği bilgilerine sahibiz. Gülbaba Türbesi, 16. ve 17. yüzyıllara ait Osmanlı türbelerinin mimari üslubuna yansıtan bir formda inşa edilmiştir. Osmanlı hakimiyetinin ardında bina çok sayıda tadilat geçirmiş olsa da, 20. yüzyılda gerçekleştirilen restorasyonla 2018 yılında tamamlanan kültürel mirası koruma çalışmaları sayesinde eski Osmanlı dönemine ait özgün hali gözlenebilmektedir. Türbe, dairesel sekizgen bir yapı olarak duvarları kireç taşı, kesme taşlarından inşa edilmiştir. Yapı, asıl olarak kurşunla kaplı yarım küre kubbe ile örtülüdür. Kubbenin üzerinde kıble yönüne bakan alem adı verilen hilal şeklinde bir üst süs yer almaktadır. Türbenin giriş kapısı da Kabe istikametine bakmaktadır. Türbenin iç mekanı son yenileme çalışmaları esnasında özgün hali korunarak onarımı gerçekleştirildi. Böylece günümüzdeki türbeyi göz önünde bulundurularak 16. yüzyılda nasıl görüldüğünü kolayca hayal edebiliriz. Gülbaba'nın kabri, altıgen şeşhane tuğla kaplı zemin seviyesinin altında Mekke yönüne dik olarak konumlandırılmıştır. Bu, iç mekanda görülebilen bir ahşap sanduka ile sembolize edilmektedir. Sanduka, işlemelerle süslenmiş çuha ile örtülü olup, mübarek başlarının 12 köşeli tacı şerif adlı Bektaş tacı bulunmaktadır. Türbelerde sandukalar genellikle ahşap şebeke ile çevrelenir ve başucuların her iki tarafından iki şamdan yer alır. Türbenin yanına defnedilmek Osmanlılara özgü bir adetti. 2018 yılında tamamlanan kültürel miras koruma çalışmaları sırasında yapılan arkeolojik araştırmaların sonuçları ile de bu durum kanıtlandı. Mezarlar genellikle taştan bir mezar taşı ile işaretlenmişti. Ayrıca mezar taşlarının üzerinde bulunan sarıklar merhumun tarikattaki mertebesini göstermekteydi. Kuzey Budin tepelerindeki Gülbaba Türbesi'nin etrafına Osmanlılar için önemli ziyaret mekanları inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde bu ana Gülbaba Tepesi ismi verilmiştir. Tepenin yanında yer alan üst kaplıcalar olarak da adlandırılan Tuna Nehri bölgesi, termal su kaynakları bakımından çok zengindi. Osmanlılar bu kaplıcaların üzerine hamamlar inşa etmiştir. Kaplıcalar sadece hamamları değil, kış aylarında su değirmenlerini ve barut değirmenlerini de beslediler. Bu nedenle Osmanlı döneminde bu bölge Baruthane Mahallesi olarak adlandırılırdı. 16. yüzyılın sonlarındaki savaşlar ve 3 Budin kuşatması mahallenin birkaç kez harap olmasına neden oldu. Bunların ardından sadece birkaç önemli yapı olan barut değirmeni, hamam ve Gülbaba Türbesi ayakta kalarak varlığını sürdürdü. Osmanlı döneminin ardından alan Türbe-i Aziz Yusuf'un adını taşıyan bir şapele dönüştüren Cizvitlerin mülkiyeti altına girdi. O yıllarda türbede birkaç değişiklik gerçekleştirildi. Cizvitler türbenin duvarlarına oval pencereler açtılar. Kubbesini ahşap kiremit örtülü bir kubbeyle kapladılar ve onun üzerine küçük bir fener inşa ettiler. Gülbaba Türbesi'nin bulunduğu alan 1773 yılında Buda şehri tarafından Cizvitlerden alınarak satışa çıkarıldı. Böylece ilk olarak Yunus Taman'ın, onun ardından da 1857 yılında mimar Jonas Wagner'in mülkiyetine girdi. Jonas Wagner ve eşi kendileri ve aileleri için türbenin etrafına eklektik tarzda bir villa inşa ettiler. Wagner villası türbeyi çevreleyerek kuşatmış olsa da salikler, diplomatlar ve ziyaretçiler o dönemde bile türbeyi ziyaret edebildiler. Wagner ailesinin hatırası sadece türbeyi çevreleyen eski villanın duvarları tarafından değil, aynı zamanda ailenin villanın yanına diktiği kestane ağacı tarafından da korunmaktadır. Bin 1900'lü yıllardan itibaren türbenin anıt ilan edilmesinin akabinde kademeli olarak tadilat ve imar faaliyetleriyle beraber
binanın özgün Osmanlı dönemine ait tarihi halini korumak amacıyla yoğun çabalar sarf edildi. O yıllarda yakınında yer alan Niedermeyer Gasse'nin adı Gülbaba Sokağı olarak değiştirildi. 1942 yılında villa başkentin mülkiyeti altına alındı. İkinci Dünya Savaşı sırasında türbenin çevresinin zarar görmesi nedeniyle ilk olarak Gezer Lux, daha sonra 1960 ile 1962 yılları arasında Egon Fanny planlarına göre tekrardan yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. 1970'li yıllarda harabe haline gelen Wagner villasının toprak seviyesinin üzerindeki kısımları alındı. 2015 ile 2018 yılları arasında Türk-Macar işbirliği ile gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmaları sayesinde Gülbaba Türbesi günümüzde kutsiyetine yaraşır bir halde ziyaretçilerini beklemektedir.